morning, merhaba. Günaydınlar, merhaba. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Sizinle birlikte olmak benim için çok büyük bir onur. Doktor Kemal Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Özel teşekkürlerimi Tekdene ve Tüzdebe ve konferansı organize eden Türkiye'nin dışından gelen uzmanlara çok teşekkür ediyorum. Ben Manchester'dan geldim. Buraya seyahat ederek geldim. Buradaki hedefim üstün zekalı çocukların eğitiminde önemli olduğunu düşündüğüm yeni bir takım bulguları sunacağım. Üstün zekalı çocukların eğitimine odaklanan bir uzman değilim ama genel olarak eğitime yönelik önemli olduğunu düşündüğüm bulguları paylaşacağım. Bir stratejiden bahsetmek mümkün burada. Dengeli bir eğitimi sunmak eğitim sistemi içerisinde, özellikle de odak noktamızda üstün zekalı çocukların olduğu bir strateji. Bunlar bu sunum içerisinde ele almak istediğim konular. Genelde temel olarak 6 konu var. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinin hali hazırda sunumu. Bunları STEM dersleri diyoruz kısaca. Ve son 1000 yıllık süre içerisindeki eksiklerden de bahsedip Müslüman medeniyetinde gerçekten öne çıkan çocuklar, gençler, bu müfredatta eksik bir konu şu an. Bu çocukları özel kılan şey nedir bu bireyleri? O günlerde ne farklıydı, şimdi ne farklı? Ve hangi dersleri çıkarıp öğrenebiliriz bunlardan? Sunumumun planı bu şekilde. Umuyorum ki yarım saat içerisinde istediğim noktalara değinebilirim. Şimdi, birkaç yıl önce İngiltere hükümetiyle işbirliği gerçekleştirerek müfredatları inceledik. Özellikle de bu STEM derslerinde, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde, Birleşik Krallık'taki kalite ve müfredat yetkili mercileriyle bir araya geldik ve bilimin kültürel anlaşılmasına baktık. Kültür her yerdedir. Fakat yani sosyal olarak bilim her yerde de kültürel boyutu nasıl algılanmakta, nasıl alımlanmakta? Bazıları bilim nötrdür, değeri yoktur der. Yani değer yargıları yoktur der ama farklı bakış açılarından farklı topluluklarda özellikle de yeni, yani Avrupa'ya yeni olan topluluklarda algılanmasını teşvik etmek önemli. Biz de bu derslerde, STEM derslerinde nasıl, neler anlatılıyor bu müfredatlara baktık. Çok ünlü bir kitap vardır. Tipik bir kitap diyebiliriz. Bu popüler bir kitap. İcat, mucitlere ve bilim insanlarına yönelik. Ve erken dönemlerden, tarihin erken dönemlerinden günümüze kadar teknolojiyi oluşturan insanlara bakan bir kitap. Dil olarak çeviriyi takip ediyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. İngilizce mi anlıyorsunuz değil mi? Sorun yok değil mi? Tamam. Bu bayağı kalın bir kitap. İki sayfası, yani iki, her bir sayfaya bir bilim insanı. Pardon, her bilim insanı iki sayfa verilmekte. Arşimed'e mesela 14. sayfaya giriyorsunuz. 14. sayfada Arşimed. Sonraki sayfada da 15. sayfada da işte keşifleri anlatılıyor, icatları. Zamana bakın şimdi. Bu İsa'dan önce. Milattan önce, İsa'dan önce. Sonra sonraki sayfa 16. sayfaya bakın. Müthiş bir atlama var. Yani milattan önceden 1400'lere atladık, zıpladık. Sorunu görüyorsunuz değil mi? Bu Johannes Gutenberg 1400'de doğmuş ve 1400'lerde. Ve bir önceki, yani yüzyıllar önce, arada hiçbir şey yok. Bu çok tipik bir durum. Yani konular için, pek çok konu için geçerli. Sonra Leonardo da Vinci'ye geçiyor Gutenberg'den sonra. Bakın bu da 1452. Sonrasında pek çok mucit bilim insanı Avrupa Rönesansı'na başlayarak günümüze geliyor. Şimdi şurada, burada şöyle bir sorun var. Bakın, Arşimet, Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci.
Ne kadar büyük farklar var zamanlar açısından. Başka hiçbir şey yok bu arada. Özellikle de Avrupa bölgesi dışından kimse yok. Bu kitapları alıp fizik, matematik, kimya, biyoloji derslerine baktığımızda isimlere baktık. İşte teoremler, kurallar ve bilim insanlarının isimleri. Mesela Pisagor'la başlıyor, Arşimet'le devam ediyor, Galon var. Sonra isimlere bakıyorsunuz. Hepsinde Avrupalı ve Batılı isimler karşınıza çıkıyor. Yani bir kere bile burada mesela kendi kitaplarınıza da bakmanızı isterim Türkiye'de. Dönüp bakın lütfen. Mesela Çinli, Hintli ya da Müslüman medeniyetlerin ya da bilim insanlarının adı bile zikredilmiyor. Yok, Avrupalı, Batılı, Batı dünyasından isimler, bilim insanları, işte Maxwell'in kanunları var, Newton'un kanunları var. O kadar. Ya bu çok büyük bir mesele. Şimdi özetleyecek olursak hatta biz bu çalışmayı yaptık. Şöyle bir özet var karşımızda. Şimdi başlangıca bakın. Başlangıçta Yunanlar var. Çok az, tabii Yunanlardan öncesi çok az zikrediliyor. İşte Mezopotamya'dan, Mısırlardan ve Faraon onlardan. Sonra Rönesans'a, işte Romalılar var. Rönesans'a gelince kadar hiçbir şey yok arada. 600 tane isim ortaya koyduk o dönemde. Bunlar harika, çok parlak, yetenekli insanlar. Hepsi üstün zekalı büyük ihtimalle. Ve çok muazzam katkıları olmuş şu an yaşadığımız yaşamlara göre. Ama eksik yok, orada yok. Adları bile geçmemiş. Farklı renkleri görüyorsunuz. Kadınlar, Hristiyanlar, Yahudiler, işte Sabyanlar, Zerdüştler. Yani İslami medeniyetinde yanı sıra bütün bu medeniyetler eksik yok burada, kayıp. Şimdi bir dizi kriter var. Mesela burada bazılarını seçtim tabii. 40 tane var da. Bunlar da yok mesela. Çok önemli bilim insanları. Mesela kadınlar da var. Sutayt al-Mahame. Harika bir matematikçi, bir kadın kendi zamanında. Meryem İlciya. Bir astronom Halep'te. Sonra El-Hurra. Müslüman değil ama Bağdat'ta çok ünlü bir matematikçi. Beytül Hikma var. Beytül Hikma'da çalışıyor o zaman. Müslüman diğer araştırmacılarla. Bütün bu bilgiler maalesef bu kitaplarda yok. Bu kitapta yok. Öğretilmiyor. Bizim derneğimiz Birleşik Krallık'ta şunu önerdi. Bu yaptığı çalışmayla bu çalışmayı yaptık. Ve işte bilim programının kültürel anlayışına yönelik bir dernek kuruldu. Ve bu bağlamda diğer medeniyetlerin ve diğer kültürlerinde bu sürece dahil olmasını sağlamayı hedefledi. Eğitim programlarını geliştirdik. İşte tarih kitapları, filmler, etkileşimli sergiler gibi şeyler dünya çapında düzenlendi. Ben burada tabii abartmak istemem. Fakat sosyal medya sayesinde ve bu konuların çok nadir olması nedeniyle çok iyi bir alımlanma oldu. Çok insana ulaştık. 300 milyon insanın üstünde insana ulaştık. Harika bir rakam bu. Çin'de ve Pekin'de bir sergi düzenlendi. Çok kısa süreydi ve 1 milyon ziyaretçi geldi. Yani çok ilginç bir şey gerçekten bu. UNESCO ile birlikte bir bilim festivali kapsamında da çalışmalarımız oldu. Tabii yani bu çocukların eğitimiyle çok yakından bağlantılı bir konu. Çünkü bizce yani bu konuların eksikliği çok ciddi bir sorun teşkil etmekte. Bir taraftan gençler, eğitim gören çocuklar Batı'da bu eğitimleri almakta ve bir işte üstünlük kompleksine giriyorlar. Yani bu mevcut medeniyeti onların dışında kimsenin katkıda bulunmadığını düşünüyor değil mi? Kimse. Hiç kimse. Hintliler yok. İşte Araplar yok. Afrikalılar yok. Güney Amerikalılar yok. Çinliler yok. Biz yaptık diye düşünüyorlar. Sadece onlarmış gibi geliyor. Üstünlük kompleksi.
Ve bununla birlikte, ya buna bilim konuları düşünebiliyor musunuz? Bir üstünlük kompleksini beraberinde getiriyor. Doğrudan olmasa da dolaylı ve subliminal olarak bilinçaltında. Aynı konular başka bir yerde, mesela Türkiye'de öğretiliyor çocuklara. Neler öğretiliyor? Ya burada da aşağılık kompleksi ne neden oluyor? Çünkü çocuk şimdi bilimi öğreniyor, teknolojiyi öğreniyor ama biliyor ki bu dışarıdan gelen bir şey. Bu farklı insanlardan geliyor. Avrupa'dan ya da işte Amerika'dan. Dolayısıyla öğrenci orada paydaşlık duygusu yok bilimde ve teknolojide. Bunu hissetmiyor. Yani bana aittir bu, bana ait olan bir parçası var diyemiyor. Bu da büyük güçler, işte geliştiriciler, inovatörler, yenilikçiler olarak bir aşağılık kompleksine neden oluyorlar. Bu da gençlerin karakterini olumsuz etkiliyor. Sonra buna bir dakika içinde geleceğiz. Şimdi biliyoruz ki Isaac Newton kendisi şöyle söylemekte. Eğer ben diğerlerinden daha fazla görebildiysem bu devlerin omzunda durmamdandır. Çok güzel bir şey aslında bu. Diyor ki aslında bunu ilk başta o söylemiyor. Isaac Newton ondan alıntı yapıyor. Bu da Bernard of Chartres. Chartres'i Bernard. 12. yüzyılda yaşamış. Sol tarafta Latince ifadeleri görüyorsunuz. Isaac Newton 18. yüzyılda bu sözü kullanıyor. Çok da ilginç bir konudur. Gidin öğrencilerinize sorun sınıfta. Deyin ki bu devler kimdir? Isaac Newton'ın omuzlarında durduğunu söylediği devler kimdir? Gidip hani çalışmaları gerekiyor. Belki bir tane işte Kopernik'i bulacaklar. Peki diğerlerine ne olacak? Pek çok isim var. Pek çok şeyi icat eden, farklı kültürlerden gelen, sadece Avrupa değil, dünyanın her yerinden gelen bilim insanları bunlar. Ve görülüyor ki, mesela El-Hasan İbnül Hasan'ın işlerinden, 1000 yıl önceki çalışmalarından haberdar değil. Iraklı bir devrim niteliğinde işler yapan bir bilim insanı, göz fiziğini ve görme fiziğini ve işte gözlükleri, kamerayı, sonra karanlık oda, Elbeyt-i Müslim adı verilen kamera obscura şeklinde çevriliyor Latince'ye. Ve sonra işte buradan kamera teknolojisi alıp yürüyor. Pek çok konu var. Detaya giremiyorum. Ama bütün bu konuların, branşların her birinde çok yetenekli çocuklar var. Özel yetenekli, çok parlak öğrenciler, çocuklar ve gençler var. Her biri öyle ortamlarda büyümüş ve yetişmiş ki muazzam insanlar haline gelmiş bilim alanlarında. Hatta pek çoğuna polimat adı veriliyor. Yani sadece kendi fizik konularını bilmiyorlar. Diğer konuları da biliyor. Matematikte de o kadar iyi. Polimat adı veriliyor bu insanlara. İşte El Razi'de kimya var. İbn Aram var. İbn El Nafis var. Tıpta kendisi kan dolaşım sisteminin nasıl işlev gösterdiğini, pulmoner sirkülasyonu, akciğerlerdeki dolaşımı ortaya koyuyor. İbn-i Sina gibi harika bir insan var. Avrupa'da da öyle. Arapça'da İbn-i Sina diye geçiyor. Avicenna diye de bilinir. Yani mesela kitapları Kanunül Tıp, Tıbbın Kanunu kitabı çok önemli. Bir 350 yıl boyunca Batı'da tek ders kitabı olarak kullanılıyor. Biliyor musunuz işin ilginç kısmı? Kimse bunu bilmez. Tıbbın Kanunu iki kere yazıyor. İkinci Tıbbın Kanunu şiir şeklinde yazılmıştır. El-Cüza yani bir belirli bir kafiye kullanılmış bilerek İbn Sina tarafından öğrenciler ezberlesin diye. Hatta ama bilgi aynı. Hani bu bilgisayar yazılımı gibi yani bu kafiye aracılığıyla taşınan bilgi aynı
Sadece aktarılış biçimi farklı. Değiştiremiyorsunuz bu arada bilgiyi. Yani işte tam da yazılım programları gibi bozamıyorsunuz. O bilgiyi değiştiremiyorsunuz. Düşünün el cüza, yani kafiyeli yazılmış böyle bir tıp kitabı var. Matematik kitapları var. Düşünsenize şu an bilimi yazacak olsanız ve işte makaleyi böyle kafiyeli olarak sunsanız. Ne derler? Muazzam bir şey değil mi? Ve neden bu kadar kolay olduğunun size sırrını vereyim. Zaten bu çocukların eğitimini o yıllarda özel kılan şey de bu. Bunu anlamak zorundayız. Çünkü insanlar var muhatap oldukları, bir birey var, bir beyin var, çocuklar var karşılarında. Farklı olan şey neydi? O günlerdeki ve bugünlerde farklı olan şey ne? Ve yani onların deneyiminden ve bilgeliğinden nasıl faydalanabiliriz? Bundan faydalanmak ve avantajlar sunmak üzere. Cerrahi alanında hayvanları ve insanların üzerinde denizcilik hayatına, kuşlara yönelik muazzam katkılar var. Mesela doğuda çok bakılmış kuşlara, çünkü sanki bir posta sistemi gibi yazışmalar için kullanılmış. Yani işte mesaj oluyorsunuz kuşla. Mektup bağlıyorsunuz böyle bacağına, hemen kuşun bacağına, ama kodlu, şifreli, şifra, ya Arapçası böyledir, şifreli mesajlar. Dolayısıyla bu şifrenin nasıl işe yaradığını da, nasıl çalıştığını da öğrenmek zorundasınız. Bir de şifreyi çözme, kodlama ve dekodlama diye çevirebileceğimiz bir bilim var. Elkindi tarafından ortaya konuluyor. Kendisi muazzam bir insan. Yani 7 yaşından itibaren bunu yapmaya başlıyor. Ve bu şifre çözme yöntemi 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıyor. Bu Enigma makinelerinin şifrelerini çözmek için frekans yöntemi adı veriliyor. Biliyorsunuz savaş bu yöntem sayesinde kazanılıyor. Neyse, yani demeye çalıştığım şey, harika fikirleri ortaya koyuyorlar o zamanlarda. O zamanlarda patentleme de yok. Her bir genç, bu genç insan patent yöntemi olsaydı milyonlarca para kazanırdı, milyonerleri olurdu. İşte hani bugünkü yazılımların, bilgisayarların, işte şimdi Microsoft'çuların yaptığı gibi kaşifi olurdu. Yani paraya odaklansalardı ve bilimi sadece kendi ellerinde tutsalardı ve bunlar kaydedilseydi, patentlerle tescil edilseydi, yani bütün dünya onların olurdu zaten. Ama bunu yapmadılar. Şimdi bu el yazması da bir ağaç nasıl diğer ağaçla bir araya getirilip, mesela genetik mühendisliğinin temeli gibi iki türü bir araya getirip yeni nesil bitkileri nasıl oluşturursunuz anlatıyor. Harika, düşünsenize Endülüs'te, İspanya'da bu kitap şu an. İbn-ül Adim, İbn-ül Aruba. Üzüm salkımı üretmiş, yetiştirmiş. Bu farklı renklerden, aynı salkımda, tek renk değil bakın. Farklı farklı renklerden üzümler var. Bu tekniği kullanarak yapmış. Harika. Şimdi devam edelim. İşte bahçecilik var, bitki yetiştiriciliği var, laleler. Şimdi Hollanda'nın ana ürünü diye bilinir ya. Aslında biliyorsunuz burada Türkiye'den, Osmanlı İmparatorluğu zamanından yetişip geliyor. Aslında Macaristan'da doğmuş Ali Macar diye bir araştırmacı var. Dünyanın haritalarını bilgilerle bir araya getiriyor ve sonra onları bir araya getiriyor ve dünya haritasını oluşturuyor. Gördüğünüz gibi 1567'de yapıyor bu dünya haritasını. Alttaki dünya haritasını kendi çıkarmış. Üstteki aslında dünyanın uydudan görünüşü. İnanabiliyor musunuz? Şu ikisini bir kontrol edin. Yani bir odada oturuyor bu kişi. Bunu yapan Ali Macar. Bunu bu şekilde yapmak hiç kolay değil. Muazzam bir bilgiye ihtiyacınız var böyle bir haritayı çıkarabilmek için. Sonra kağıt ve kalem üstüne çalışanlar biliyorsunuz bu mürekkep dolma kalem çok akıllıca bir icat. Başka bir akıllı insan tarafından Mısır halifesi diyor ki
Yani ben bu işte mürekkep kutusunu, kavanozunu kullanmak istemiyorum. İçinde kalsın diyor ya, sürekli batırmak istemiyorum şu diviti şuna diyor. Sonra yani bir yarışma açılıyor. Çünkü mürekkebe içine koyuyorsunuz ama o normalde olma kalemden çıkıp gidiyor. Bu sefer o divitli kalemden akıyor, her tarafı mahvediyor. Ozmoz konusuna çalışıyorlar. Kapiler ve ozmoz. Biri diyor ki yani su nasıl bu ağaca gidiyor? Ağacın kökünden gidiyor, kaç metre üste çıkıyor diyor. Ağacın dallarına gidiyor. Bu su buradan buraya nasıl gidiyor? Pompa yok, işte kalbi yok. Nasıl gidiyor oraya? Sonra, harika bir fikir değil mi? Çok parlak. Sonra bu mürekkep ve dolma kalem meselesi çıkıyor. Pek çok icat var bu noktada. Aynı şekilde selülozdan, bu yapraklardan, Çin'den öğreniliyor. Sonraki makineler yapılıyor. Ve o selülozun üstüne işte nasıl baskı uygulayalım, ince kağıtlar çıksın. Muazzam devrim niteliğinde bir şey, sonra kitaplar çıkıyor. Müzik. Şimdi müzik notası, müzik yazımı. Müzik yazımı. Bu yine müzik ve ölçekler vardır. Do, re, mi, fa işte notalar vardır. Arapçada dodal. Mi, fa, sad, la, sin, dal, ra diye gider. Bu Arapça, Arapça alfabesinden gelen ve büyük isimlerden biri El-Kindi. Kendisi kod yazmayı biliyor ama müzik konusunda da çok ilgili. Tabi Türkiye'de, İstanbul'da zaten Mimar Sinan'ı biliyorsunuz. Sinan genç bir delikanlı ve çok yetenekli, özel yetenekli ve özel bir öğrenci. Kendisi en parlak mimarlardan, dünyanın gördüğü en parlak mimarlardan biri haline geliyor. Kendisi işte depreme karşı dayanıklı binaları yapmakla ünlü, çevre dostu binaları, işte kirlilik yaratmayacak binaları üretmekle ünlü ve minimum tüketim, en az tüketim, suyun, enerjinin, elektriğin en az tüketimi ve akustik mühendisiyle ünlü yaptığı binalar. Yapılarına bakın. Mesela gidin yaptığı camilere bakın. İşte mihraba gidiyorsunuz, bir konuşuyorsunuz. En arkadaki kişi bile sizi duyuyor. Neden? Çünkü duvarlarda, etrafta, çevreleyen duvarlarda burada büyük bir şişe gibi böyle büyüten büyüteç, sesi büyüten büyüteçler var. Yani şunun gibi şişeler sanki duvarın içine konmuş. Ses oraya vardığında bir yankı oluşturuyor, rezone oluyor ve dışarı gidiyor. Düşünsenize işte bu yüksek frekans sistemi. Mimar Sinan bunu düşünmüş o zamanlarda. Ve inanabiliyor musunuz? Yani bunun gibi insanlar nasıl olmaz bizim bu eğitim sistemimizde, İngiltere'de ve Batı'da? Büyük kurumları kuran insanlar bunlar aynı şekilde. Mesela üniversiteleri kuran insanlar. En erken dönem, tarihteki ilk üniversiteler, hala ayakta olan üniversiteler, Al-Karaoyn Üniversitesi Fas'ta, Fez'de bulunmakta. Aslında bir medrese ve cami olarak inşa edildiğini biliyoruz. Fatıma Al-Fehri tarafından. O 9. yüzyılda. Genç, 20 yaşında bir hanım, ailesinden para kalıyor. Sonra diyor ki ben eğitim kurumları kurmak istiyorum bu kentte. Kızı kardeşi bir cami yaptırırken kendisi medrese ve cami ve daha sonra üniversite olan bir yer yapıyor, yaptırıyor. Bakın her dünyadaki her kadın ona müteşekkir olmalı. Fatime Al-Fihriya'ya. Çünkü yani ona para vermekle kalmıyor. Proje yönetiminin de başında gözetmen olarak duruyor. Ve hiçbir malzeme oradan gel, dışarıdan gelmesin diyor. Kullanılan her bir çöp bile oradaki bizim yerel oradan kaynağımız olsun. Su, kiremit, ahşap, proje yöneticiliğini yapıyor aslında. Ve ilk açılışını yaptığında, proje ilk başlatıldığında Bismillah diyerek başlıyor. Ve oruç tutuyor. Her gün. Projenin sonuna kadar oruç tutmaya devam ediyor. Ve derler ki proje 13 yıl devam etti. Her gün oruç tutmuş. Çünkü demiş ki
Allah'ın emri. Tabii ki hiç şaşmıyoruz. 859'dan bu yana bu üniversite bina hala ayakta kalmasına şaşmıyoruz. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Bunlar sıradan insanlar değil. Bu insanların ismi zikredilmeli. Mekke'ye gittiğin bazılarınız gitti biliyorum. İşte Bağdat aracılığıyla gidiliyor. Karayoluyla gittiğinizi biliyorum. Profesör Kemal yaptı. Yolla gitti değil mi? Karayoluyla gittiniz. Siz miydiniz o? Karayoluyla giden. Karayoluyla giderken giderseniz çok uzun bir yol. Yol üstünde göreceksiniz ki bir takım hizmet istasyonları var. Hanlar, kervanlar, otel gibi yani. Ve suları var. Değil mi? Su misafirler için. Orada Mekke'ye giderken çıkarılıyor yolda. İşte o zaman develer vardı. Hanımlar işte o yolu inşa eden, Bağdat'tan inşa eden, Mekke'ye kadar giden o yolu inşa eden hanım Zübeyde Hanım. Harun el-Reşid, Halife Harun el-Reşid'in karısı. Çok ciddi bir sorun yaşıyorlar karı koca olarak. Çünkü kadın bütün parayı almış ben bu yolu yaptıracağım diye. Şimdi Ürdün'e gitseniz görürsünüz hala duruyor bu yer. İşte ilk proje yöneticiliğini yapıyor gene. İşte planlamadan o sorumlu, projeden sorumlu gidiyor saha ziyareti falan yapıyor. Mutlaka gidin ziyaret edin. Peki. Şimdi burada icatlardan da bahsettik. Bu bir saat. Bu saat. Bu saat. Bir hediye. Kocasından, Harun el-Reşid'den, Bağdat halifesi, Charlemagne'e, ki o zamanlar Avrupa'nın kutsal imparatorluğu, Charlemagne'e bir hediye. 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu sofistike teknolojiye bakın, ne kadar gelişmiş. Şimdi bunu kimin yaptığını bilmek istiyoruz. Bilmiyoruz ki kimin yaptığını. Ama o zaman mevcut bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani çok ilginç icatlar. O zaman Aachen katedraline geldiğinde bu makine, yani bir cin var sanıyorlar. Korkuyorlar. Ay bunun içinde ne var diyorlar. İşte ses çıkarıyor, hareketleri var. İşte atlı süvariler çıkıyor. Hem korkutucu hem kafa karıştırıcı. Ama aynı zamanda kendisine işte barış için bir fil yolluyor. Küçük, bebek, canlı bir yavru bir fil. Beyaz fil. Filin adı Ebu Labbas. Charlemagne Ebu Labbas'ı her yere götürürmüş. Hani böyle hayvanı gibi, evcil hayvanı gibi ama fil yani. Her yere gidiyor. Sonra hasta oluyor fil. Zatürre oluyor, ölüyor. Ebu Labbas öldüğünde Charlemagne böyle kraliyet cenazesi düzenliyor hayvanın adına. Çok ilginç bilgiler bunlar. O zamanlar Harun el-Reşid zamanında 3 çocuk var. Bunlara da Musa'nın oğulları adı veriliyor. 3 tane çok parlak, gerçekten çok zeki çocuklar, pırıl pırıl çocuklar. Bilimle, matematikle filan ilgileniyorlar. Şimdi teknoloji ve icatla ilgileniyor bir tanesi. Bu bir çeşme. Bakın renk değiştiriyor ve şekil değiştiriyor. Ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani suyun şeklini nasıl değiştirirsiniz? Çeşmede akan su. Biz gördük ki böyle bir mekanizma var çeşmenin altında. Bu mekanizma suyu bir nozülden diğerine ayırıyor. Sonra böyle şekil değiştiriyormuş gibi düşünüyor püskürtürken. Fakat yani aslında bu endüstriyel makine üretiminin sırrını oluşturuyor. Aynı şekilde hayvan yemi, otomatik hayvan besleme makineleri de yapıyorlar. Bakın burada hayvan geliyor, içiyor, kapak açılıyor. Otomatik olarak
hayvan geldiğinde platformaya adımını atıyor ya, orası açılıyor, kapı açıyor. Sonra hayvan suyunu içiyor. Ama su seviyesi hep aynı kalıyor. Aşağı inmiyor. Sürekli olarak yeni su geliyor. Hatırlıyor. Bilgisayar gibi bakın. Fakat eğer büyük, mesela inek gibi ya da deve gibi ya da büyük bir hayvan gelir de o suyu alırsa duruyor. Çünkü biliyor ki, anlıyor. Hidrolik bilgisayar sistemi gibi bir şey aslında. Biliyor ki oraya büyük bir hayvan geldi. Bunu anlıyor. Cezeri adında güneyinden gelen, El Cezire'den gelen kişiyle ilgili çok fazla çalışmaları var. Diyarbakır, Cizre, biliyorsunuz oradan. Yani güneyinden gelmekte. Çok pırıl pırıl bir insan. O zamanın valisi Artuklardan Artuk valisi diyor ki, siz çok pırıl pırıl bir insansınız, her şeyi biliyorsunuz. Bu kitabı yazın. Biz ne yaptık? Bu kitabı, bir kitap yazıyor. Analiz ettik. Betimlediği, nasıl çalıştığını anlattığı makineleri çağdaş mühendislik çizimlerine döndürdük. Ve 3 boyutlu animasyonlar oluşturduk. Siz de böyle görün diye. Bakın. Burada yaptığı şey, bu rot, yani dönme, yani bu döngüsel hareketi çizgisel, lineer harekete dönüştürüyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani bir halkayı, bir döngüyü lineer, yani çizgisel bir hale dönüştürüyorsunuz. Sonra alıyor bunları, birleştiriyor. Bunları bir araya getiriyor. Kontrollü bir mühendis haline geliyor. Farklı farklı mekanizmaları kullanıyor. Bu başka bir icat. Bir de bunu yapıyor aynı şekilde. Bu da çift çalışan pistol. Yaptığı başka bir şey de gene harika bir icat. Bunun gibi bir saat yapıyor. Buna fil saati adı veriliyor. Fil. Neden file benzeyen bir saat yapıyor? Çok ilginç. Neden yapmış? Şimdi üst tarafta bu bir Cumhurbaşkanı anka kuşu. Mısır medeniyetinin sembolüdür. Mısır'ın. Bu da Çin ejderhası. Çin medeniyetinin temsilidir, sembolüdür. Fil, Hintlerin, Hint medeniyetinin, bu Afganistan ve Pers'in halı, bu Müslümanların, bu filin içerisinde bir mekanizma var. Biz de bir çalışma yaptık. Dedik ki bu nasıl çalışıyor? Bunu ortaya koyalım ve bunu laboratuvarlarında, işte çalışma ortamlarında kullansınlar, çoğaltabilsinler. İlginç bir konu var. El Cezire, bu genç adam diğer kültürlerin medeniyete yaptığı katkılara müteşekkir olduğunu belirtmek istemiş. Yani ulusalcı olsaydı Türk derdi buna, değil mi? Milliyetçi olsaydı. Başka kimseden bahsetmezdi. Ama hayır, herkesi zikretmek istemiş. Bakın, kendisinden ve davranışından çok şey öğrenebiliriz. Kültürler arası bir ilişki. Bunu yapmak zorundayız. Yani sadece Avrupalı değil, diğerlerini de tanımış. Bu da başka harika bir şey. O zamanlar insanlar suyu muhafaza etmek istiyorlar. Yani su açsın, açtıktan sonra akmasın. Hani abdest aldıkları zaman tamam da bunu muhafaza etmek istiyorlar. Küçük bir makine yapıyor misafirleri getirebilmek için. Üstüne tıklıyorlar. Sonra bu tavus kuşunun burnuna dokunuyorlar. Tavus kuşu aşağıya doğru iniyor ve su veriyor. Sonra üste çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Gene su veriyor. Bu neyi hatırlatıyor size? Bu arada kaç kere ihtiyaç
duyacağınızı anlıyor. Bitince sonra gidiyor ve size bir havlu veriyor. Havlu veriyor değil mi? Peşkir. Harika bir şey. Sudan tasarruf ediyorsunuz, misafirlerinize hizmet ediyorsunuz ve çok güzel görünüyor. Bakın mekanizmanın içinde işte burada bu parlak zeka devreye giriyor. Mekanizmanın içi böyle. Ben tabii burada mekanik detaylarını size vermeyeceğim. Ama hani bir fikriniz olsun diye olur da işte makine mühendisi, fizik, matematik, kontrol mühendisliği okursanız bunları yapabilirsiniz üniversitelerinizde, okullarınızda. Bu da bu alarm saati su ile çalışıyor. Zamanı değiştirebiliyorsunuz. Yani bir kullanıcıdan bir sesten iki kullanıcıya dönüştürebiliyorsunuz. Bir göstereyim, bir fikriniz olsun. Bakın harika bir icat, harika bir tasarım. Sonra kale saati, yani muazzam bir mekanik sistem kullanılmakta. Bunlardan biri zaman makinesi, zamanlama makinesi. Yani tıklıyor. Bunu doldurduğunuzda aşağıya iniyor. Yani bir dakika, her bir dakikada oluyor. Sonra sağda ve solda alt tarafta türbinler var. Bu türbinler de müzisyenlerin çalışmasını sağlıyor. Bakın şu küçük adamlar müzisyenler. Yani mekanik bilgisayar kontrollü makineler gibi kontrol ediliyor. Yani bu düzgün bir şekilde çalışılabilir üstün çocuklarımız, üstün zekalı çocuklarımız tarafından. Yani işte analizler yapılabilir, bunlar hayata geçirilebilir. Bir sonraki kişi gerçekten çok parlak bir kişi. Maalesef hak ettiği kadar bilinmiyor. Arasi, Tahir Arasi. Bu kendi el yazmasından Beytakettin Arazi. İstanbul'da kendi el yazmasından bir çizimi görüyorsunuz. Bu rasathane. Rasathanenin sağ tarafına baktığınızda bir saat gözünüze çarpacak. Bu mekanik çalışan bir saat. Yaptığı bütün, geliştirdiği bütün makinelere baktığımızda çoklu piston teknolojisi. Araba gibi. Düşünsenize, bugünkü araba gibi yani. Çoklu piston kullanılıyor. Altı silindirli motor dediğimiz şey bu işte. Maalesef pek çok kişi kendilerini bu yaptığı işler nedeniyle bilmiyor. Çünkü eğitim sisteminde yok. Özellikle de Türkiye'de küçük çocuklar bunu gördüğünde işte düşünsenize, benim dedemin dedesinin dedesi yapmış. Kendini ne kadar güçlü hissedecek, maşallah diyecek. Ben de bunu yapabilirim diyecek. Sonra işte neden bunu yapıldı? Neden? Yani neden bunu dünyaya sunduk dendiğinde açıklamasını yapacak. Bu gerçekten yani Türkiye'de yapılmış. Türkiye'de yaşamış bir kişi. Ama Avrupalılardan öğreniyoruz mesela. Taki Aldin'in aynı şekilde ilk buhar türbinini de yaptığını biliyoruz. Bu buhar türbini sıcak suyla çalışıyor. Buhar çıkıyor. Sonra türbin çalışıyor. Bakın biz bunları... Ondan önce bunu yapan birini bulamıyoruz tarihte. İlk yapan kişi o. Helenik, yani Yunan bir isim var ama o farklı. Yani buhar içe giriyor. Bu yani şey, jet tahrik sistemi gibi. Burada farklı, dışarıdan gelen bir sistem var. Bu gerçekten buhar türbini dediğimiz şey bu işte. Peki. Hazerfen Ahmet Çelebi zaten biliyorsunuz, genç bir adam ve Boğaz'ı geçmek istiyor. Abbas el İnfernas'ın ondan önce kullandığı teknolojiyi kullanmak istiyor ve sabit kanat sistemini kullanıyor. Sabit kanat bu şekilde çalışmıyor. Kanat çırpmıyor, yoksa çalışmaz. Bir de ayak ve kuyruk kısmıyla da bu araca yön veriyor. Ne görüyoruz? Kitaplarda tecrübelerini görüyoruz. Başka bir tanesi de gerçekten çok zeki bir adam. Roket kullanmış, roket teknolojisini kullanmış ve piroteknik malzeme kullanmış, barut tozu kullanmış ve uzaya doğru yolculuğa çıkıyor. Sultan Murat'tı sanırım, kızının evlilik kutlamaları sırasında Lagari Hasan Çelebi insanları eğlendirmek istemiş. Roketi sırtına bağlamış ve yukarı doğru ateşlemiş. Gökyüzüne gitmiş.
Son 2 dakika tamam, teşekkürler. Peki, neydi bu kadar özel olan bu eğitimle ilgili? Ne oldu o günlerde ki böyle insanlar ortaya çıktı? Bu çok önemli bir konu gerçekten ve bu konuyu aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki İslam'ın eğitimle ilgili söylediği bazı şeyler, bazı hadisler etki sahibi burada. Her bebek küllü mevlüdün, her bebek neredeyse aynıdır diyor. Fıtratı aynıdır. Alfitra fıtratı aynıdır. Ama ailesi ve toplumu değiştirir bebeği. Yahudi yapar, Hristiyan yapar vesaire. Bu çok önemli bir prensip. Çocuklarını doğal içgüdüleriyle, çocuklar daha doğrusu doğal içgüdüleriyle davranırlar, sonra kimliklerine bürünürler. 3 yaşından 6 yaşına kadar Kur'an öğretirler. Okumayı öğretirler, tüm Kur'an'ı okurlar, bitirirler ve Kur'an'da da 77.934 kelime var. Düşünün, 3 ila 6 yaş arasında 77 bin kelimelik bir kelime hazneniz var. Bu harika değil mi? Bir de aynı zamanda şu örneği vereyim. İbn Sina şaşırtıcı değil. 9 yaşına kadar Kur'an'ı ezbere biliyordu. 12 yaşına kadar tüm hadisleri biliyordu. Yani böyle insanlar var. Tabii ki bu insanlar dilin gücünü kullanıyorlar. Gözlem ve yeni bilgi edinme gücünü kullanıyorlar. Beyinlerindeki nöro sistem tamamen işliyor. Erken çocukluk döneminden beri işliyor. Ve aynı zamanda şöyle bir kavram var, konsept var. Bugünlerde kayıp denge var. Akıl, beden ve ruh arasında birlikte çalışmaları gerekiyor. Sadece akıl üzerinde çalışamazsınız. Vücut üzerinde de çalışmanız lazım. Egzersiz yapmanız lazım. Sağlıklı olmanız lazım. Ve aynı zamanda ruh üzerinde çalışmanız lazım. Yani realdap kelimesi matematikten geliyor. Matematik Arapçada riyadiyat demek. Bu da beyin egzersizi anlamına geliyor. Vücuda riyada deniyor Arapçada. Bu da vücut yani. Ruh içinde riyadatu ruh. Riyadatu nefs. Yani ruhunuza egzersiz yaptırırsınız. Şunu hemen aktarayım, ondan sonra bitirelim. Başka bir şey daha var eğitimin eşsizliğiyle ilgili. O günlerde bir denge kurulurdu. Bencillikle kendinden vazgeçme arasında bir denge kurulurdu. Rekabetle tutkulu olma arasında bir denge kurulurdu. Yani rekabet edip durursanız toplumu önemsemezsiniz, kurt gibi olursunuz. Diğeri de tutumlu olmayla müsrif olma arasında, bireyselcilikle işbirliği arasında, hassas çevreye karşı hassas olmakla ilgili de bir denge kurulurdu. Duygusuzlaşmakla duygulu olmak, hassas olmak arasında da bir denge kurulurdu. Ve pek çok çalışma yaptık. 300 milyon kişiye ulaştık ve İstanbul'a 6 yıl önce gelmiştik. Sultanahmet'te, belki bazılarınız da oradaydınız. Pek çok çocuk vardı. Çok heyecanlandılar bunu gördükleri zaman. Çok gurur duydular. Biz bu yöntemi denedik. Dengeyi müfredata, Suriyeli çocukların gittiği okullardaki müfredata dengeyi koymaya başladık. Önce mesela başladıkları zaman intihar etmek istiyordu çocuklar. Çünkü dünya bizi unuttu diyorlardı. Yaşamak istemiyorlardı. Ve biz bu çocuklarla çalışalım.
diye düşündük. 7 okulda İstanbul'da çalışmaları sürdürdük ve gerçekten inanın bana bu tür materyalleri bu çocuklarda kullanmaya başladıktan sonra, bunlar kaynaklardı bu arada ve el çalışmaları, bu kız kendi başına bu fil saatini yaptı. Yani kötü hissetmek yerine çok iyimser hissetti ve fiziği öğrenmeye başladılar. Tamamen değiştiler yani bu çocuklar. O nedenle bunun etkisi gerçekten çok çok heyecan verici oldu. Ve büyük sergiler düzenlediler Fatih'te ve Fatih'teki sergiye Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin iki kızı da katıldı. Gerçekten bunları, bu çocukların çalışmaları, mülteci çocuklar ölmek istiyorlardı önce, şimdi tamamen dönüştüler, değiştiler. Çünkü bilim ve teknolojinin onlara da ait olduğunu, sadece Avrupalılara değil, bizim atalarımız da bilime katkıda bulunmuş fikrine benimsemeye başladılar ve çalışmaya başladılar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. İlk karar sample.